Merhaba arkadaşlar. Şöyle Rankito'ya doğru inelim. Bakalım güzel bir oyun bizleri bekliyor mu? Nereye inelim ya? Bu sefer farklı bir yere mi gitsek? Şu evlere inelim ya. Böyle farklı bir yer olsun. Evin çatısına konduk. Kuş gibi. Kuş gibi mi? Şeyden böyle güzel yol çıkması aslanları bir durum değil aslında. Aa, ATV falan var, nasıl ya? Böyle şeyler yapmaz mı? Nasıl oldu, yapmaz yani böyle. Arkadaşlar bu arada 1-3 Aralık'ta Dreamhack turnuva var. E1'de turnuvadan geçilmiyor. Daha National yeni bitti. Adamlar hemen Dreamhack diye yeni bir turnuva. Aslında güzel oluyor. National'da izledim ben saatlerce. Gece rüyalarıma girdi. Belki 10 saat izledim. Bir sürü turnuva vardı ya. Sadece Challengers turnuvası bile 10 maçtan oluşuyordu. Hepsini izledim. Hepsini. İçim dışım H1 oldu. Bu arada arkadaşlar, siz de mutlaka eğer izlemediyseniz izleyin, çünkü normal şartlarda iyi oyuncuları izlerken siz hep onların kamerasından izliyorsunuz. Böyle dışarıdan bir gözle bakamıyorsunuz. Ama bu turnuva öyle bir imkan tanıyor. Oyuncuların taktiklerini anlamada daha fazla yardımcı oluyor yani. Öyle düşünüyorum. Ups. Ama tabii hepsi süper değil. Bazen Qualifiers serisinde özellikle adamlar çıldırttı beni ya. Orada yani siz de izlerseniz eğer, ben olsaydım şöyle yapardım, şöyle vururdum, böyle kaçardım falan diyeceksiniz yani, eminim. İzlerseniz bana hak vereceksiniz. Anlamadım. Aa. Çantamızı doldurduk mu? Çünkü çantamız küçük. Yorum nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor diyor. Şimdi siz soracaksınız, abi sen niye Invitational'da yoksun diye. Ben tabii yoktun diye, ben her sene yeni bir bahaneyle karşınızdayım. Bu sene de işte evlilik işleri falan vardı. Yani giremedim turnuvaya. Arkadaşlar yoksa beni her sene çağırır bunlar. Her sene girer şovumuzu yaparız. Girmedik, ev bıraktık mı? Ama her sene aslında ben Invitational videosu yayınlardım. Bu sene yayınlayamadım. Malum sebeplerden dolayı. Eğer Invitational videosu gelsin diyorsanız, yorum videosu yani, Invitational videosu derken canlı yayında yorum yapıyorum. Bazen canlı olmuyor tabi. Can bulamıyorum. Banttan yayın yapıyorum ama benim için canlı oluyor. Eğer istiyorsanız bir sene boyunca ölmemeye çalışın arkadaşlar. Eğer ölmezseniz... Bravo ya. Bravo, direği nasıl buldum ben ya? Şurada bir yerde adam var. Okey. Biraz arkadan saldırır gibi oldu ama yapacak bir şey yok, bekleselerdi. Ingot'u kafamızdakini de değiştirelim. Böyle yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar bu E1Z1 oyun dünyasında bir çığır açtı aslında. Bir PUBG çıktı, dünya rekorları kırdı. Ondan sonra şimdi The Fortçular falan çıktı. Fortnite gibi bir oyun. Çizgi film gibi. Yani böyle biraz açıkçası ilgimi çekti benim. Bunu alamayacağız tabii ki. 60'ı alalım. Valla bence daha önemli.
Horçlar çıktı. Ninja falan da oynuyor. Ninja'yı 1v1 oynamıyor. Fortnite oynuyor. Storm'un, Eric Triceps falan filan. Bilmiyorum siz nasıl buluyorsunuz? Ben yani böyle bir 10-15 dakika izledim. Güzel bir oyuna benziyor. Böyle kendi kendine tahta mahta yapıyorsun. Onun arkasına saklanabiliyorsun. Aslında bu oyunlara da öyle bir şey gelebilir yani. Kalkan gibi. Yok ya gelmesin. Bozar oyun. Hayırdır? Hayırdır sen? İşte bu be. 140 metre mi? 1000 kilometre öteden vurdum ya. Ayıptır ya. 140 metre diyor ya. Ne yapalım? Şimdi. Şunlar hatta. Aa benzin var. Benzine ne gerek var reis? Başka? Şimdi şöyle. Batı yapacağız. Zaten bakmaya gerek yok biliyorsunuz. İşaret çıkıyor. Yoldan gidelim. Arkadaşlar bu arada çakmam çıkmış. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Herifin biri ben yokken benim videomu almış, sayfasında yayınlamış. Telif atmadım. Bütün videoyu bir daha izledim. Kendi videomu. Şaka şaka izlemedim ama beğendim yani. Spavç TV olarak kendi videomun çakmasını beğendim. Onu bakayım unutmazsam şurada sayfanın bir kenarında yayınlarım. Arkadaşlar bu arada ben yokken bazı arkadaşlar mesaj atmıştı. Artık abi seni izleyemeyeceğiz. Okullar başladı falan filan. Bilgisayar yasak şeklinde. Arkadaşlar beni izlemeyi bırakmayın lütfen. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Ne kadar kötü oynadım ya. Baktım adam da kötü, devam ettim ya. Allah'tan arabamız var ha, şovumuza devam ediyoruz. Okey. Ne diyordum? Ha işte okul başladı artık bana bilgisayar yasak masak şeklinde bir takım açıklamaları olmuş arkadaşların. Sakın, sakın böyle şeyler yapmayın. Çünkü yani aileniz yasaklıyorsa onlara da söyleyeyim. 2018 YGS sorularını veriyorum. Buradan açıklayacağım. O yüzden bende kalın yani. Hatta kalın. Nasıl 2018 sorularını vereceksin? Nereden buldun diyecek olursanız. Yani eğitim sistemimiz günden güne geriye gittiği için. Yani bu geleceği bilmek olmuyor arkadaşlar. Geçmişi görmek oluyor. Böyle de beyin kıvrımlarını Sparge TV zorlar. Haberiniz olsun. Sparge TV sizi eğlendirmekle kalmaz. Beyin kıvrımlarınız da zorlar. Burada benzin denen olay var değil mi? Evet. Benzin sağlam. Sınırlarda dolaşıyorum ya. Sınırlarda bakınız. Kim kiminle nerede ne zaman niye ya? Neredesiniz?
Nasıl ya? Deli misin mübarek ya? Burada da adam var. Oley! Bakayım ne yaptı? Ne oldu acı? Yolda mı kaldın ya? Çok fazla adam var ya. Öleceğim. Şurada bir adam düştü. Arkadaşlar çok heyecanlı değil mi ya? Hep 4 numarada şey var zannediyorum ya. Adı neydi? Allah'ım nasıl öldüm ya? Hellfire var zannediyorum. 4 numarada açıyorum Hellfire'ı, ondan sonra ölüyorum. Çok keko gibi öldük. Boşuna kaçtık mı? Tamam, bir oyun daha. Evet arkadaşlar, nereye attı bizi yine bu oyun ya? Enteresan bir yere attı ama şurada polis arabası var. Polis arabası varsa beni tavladı demektir. Bakalım, çok kötü ölmeye başladık arkadaşlar. Yani oyunumuz eskisine gittikçe yaklaşacak ama ölümlerimiz acayip olmaya başladı. Yapışmayan ölümler bunlar. Ne yapıyorsun da manyak? Shut up. Evet arkadaşlar, sıkıntılı bir durumu sıkıntısız atlattık.
Arabası var mı acaba o diğer çocuğun? Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Başka yapacağız, şunu atacağız. Deminki çantamızın yokluğundan dolayı. Allah'ım ya, nerede? Aha. Hedef biziz, Türkiye. Adam sniper almış ama nereden çakıyor kim bilir. Ben de konvoya katılayım. Oley. Çantamı eksikti ya. Onlar çatışıyor mu? Yok, başka. Ana. Şuraya bir adam gelmemiş zaten. Demek sniper sende. Çakal. Nasıl aldım ama kaskı? Haydi. Bizde bant kalmamış ya.
Şimdi ondan bant alabilmem lazım. Hop Rabia. Arkadaşlar esprimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz normal zekalısınız ya. Şimdi bir dakika. Başka. Yapacağız. Bence onda sniper var. Bence o çakalda sniper var. Ona fazla yaklaşmayacağım ben. Ne oldu? Biz uçuyoruz herhalde. Şurada da araba var. Oldu canım benim. Nedir bu sniper sevdası ya? Vay be, en sonunda vurmuş çakal. Soldaki. Vay be. Herif vurdu ya, vuramaz dedim. O kadar canımı götürmüş ki. Hiç farkında bile değil. Yine 4 yaptık. Yine 4. Ben daha mı oynasak ya? Merhaba arkadaşlar. Nereye ya burası? Arkamızı bile dönemiyoruz. Öyle uzak bir yere attı ki. Bak şurada araba var mıdır? Neyse şurada herhalde ATV var. Oraya doğru inelim. Arkadaşlar artık hamlımızı atmamız lazım. Bu bizim. Şöyle bir 5 kill alalım en azından. En azından değil 5 kill alalım yani. En fazla 4 alabildik. Bayağı bir loot yaptık arkadaşlar. Ama doyuyor muyuz? Doymuyoruz. Thank you.
Bu ne abi? Yak sayesinde bizi görecek. Hatta arabada bırakmış. Biz burada daha iyi araba bulamadım mı ya? Şöyle jip falan yok muydu burada? Harbiden yok gibi ha. Şimdi şuradan çıkalım. Hop hop çıkarız çıkarız hop. Vallahi çıktık. Tamam, devam edelim arkadaşlar.
Holy shit, dude, you are so fucking pussy, dude. No, dude. Eh be, 5 kill aldık arkadaşlar sonunda. Gel gel. Yapma be, dönmüyor. Dönmüyor ki arkadaşlar ya. Mouse dönmüyor ya. Of. Neyse, 5 kill aldık. Hedefimizi gerçekleştirdik. Hatta 6 kill aldık arkadaşlar. Darısı diğer oyunların başı. Oyunda böyle olsun. Bir sonraki oyunda görüşürüz.